Belçika Türk Dernekleri'ni anlatayım. Ondan sonra derneğimizin hazırladığımız tüzüğünü size açıklayacağım. Belçika Türk Dernekleri deyip Zeman Bölgesi'nde Kültür Bakanlığı ve Gent Belediyesi ve değişik belediyeler tarafından tanınan aşağı yukarı 13 tane personeli olan 4 bölgede görev yapan bir federasyon. Türk federasyonları içerisinde en büyüklerinden bir tanesi diyebilirim. Çünkü 13, yakında 14 personelimiz olacak. 6-7 personelimiz şeyde çalışıyor zaten. Limburg bölgesinde, Beringen'de devamlı çalışan personelimiz var. Brüksel'de büromuz var. Şu anda oraya personel geziliyor. Anvers'te büromuz var ve Gent'te büromuz var. Toplam dernek sayımız aşağı yukarı 180 tane Türk dernekleri var. Belçika Türk Dernekleri'ne üye olan Türk dernekleri var. Belçika Türk Dernekleri'ne üye olmak ne demek? Belçika Türk Dernekleri'ne üye olmak demek, Belçika Türk Dernekleri'nin altında veya yanında bulunan derneklerin hepsine yazılım olarak, yazışma olarak, proje olarak, faaliyet olarak bütün derneklerin kendilerinin başaramadıkları bütün faaliyetlerin hepsinde yardımcı olur. Mesela bir faaliyet yapıyorsunuz, salon tutuyorsunuz ve salonun ne kadar tutacağını bilmiyorsunuz. 300 kişi bir salon. Derneğin tabii maddi sıkıntısına göre ucuz olsa, ucuz mu olacak, pahalı mı olacak, pahalı mı olacak. Bunları demekler bir yer düzenebilir. Arkadaşım şunu şu faaliyeti var. Böyle bir şey niyetlenmiyor. Ama bunu nasıl karşılayabiliriz, nasıl yapalım? Biz ona göre derneğe bütün bilgi elimizi, çünkü aşağı yukarı bütün derneklerimizin 20 yıldır var. Ben kendim son 5 yıldır derneklerimizin bir içerisinde görev yapıyorum. Gent bölgesi sorumlusu. Bu edindiğimiz tecrübeleri derneklerin ileride belli bir zaman içerisinde kendi ayakları üzerinde durabilmek için yardım yapıyoruz. O demek değildir ki üyelikler atıyoruz. Yok değil. Devamlı derneğin yanında oluyor. Dernek kendi başına yürür bir şekilde. Üye olmak demek yani dernek illa ki Belçika Türk Dernekler dinin verdiği direktif doğrultusuna veya benzeri bir şey değil. Yok, dernek yürür bir şekilde. Yardımını alır, faaliyetlerde afiş mi gerekli, afiş yapılır, ne bileyim konuşmacı mı gerekli, tanımıyor musunuz, tamam konuşmacı gelir, doktor mu istiyorsunuz, tamam istediğiniz alanda doktoru getirirsiniz, yardımcı oluruz bunlarda. Hür bir şekilde karar verir. Biz hiçbir zaman hiçbir derneğimize baskı veya bir şeyle arkadaşım bunu yapacaksınız demeyiz. Çünkü derneğin kendi bir yönetimi vardır, örneklerin yönetimi olacaktır. Örnek derneğinin yönetimi kendi başına. Arkadaşım biz bu faaliyeti yapmak istiyoruz veya biz bunu yapmak istiyoruz diye kendiniz karar verirsiniz. Biz sadece ve sizin aldığınız kararlarda veya verdiğiniz kararlarda destekçi oluruz. Çünkü federasyon anlayışı burada çok farklı. Şu anda bir Flaman bölgesinde aşağı yukarı 14 tane federasyon var. Bunların içerisinde UTV diye bir federasyon var. Ama işte Türk Dernekler Birliği olarak. Ama bizimkisi, benim çalıştığım, şu anki çalıştığım yer, Belçika Türk İslam Dernekler Birliği Federasyonu. Ama Kültür Bakanlığı bize ilk kuruluşumuzda İslam kelimesini kullandırmak istemediğinden dolayı biz statümüzden bunu yine çıkarmadık. Bunun mücadelesini verdik zamanında. Belçika Türk Dernekler diyor, kısaltılmış şeklinde bu şekilde kullanıyoruz. Derneklerimize bizim verdiğimiz faaliyetlerden standart bir paketimiz var, verebileceğimiz. Çünkü bize devlet para verdiğinde, Belçika Türk Dernekler Birliği'ne, çünkü bu genelde toplumumuzun içerisinde, burada değil yani, bütün her tarafta, federasyonlar o kadar çok para alıyorlar, şimdi derneklere dönmüyorlar, benzeri şeyler oluyor. Belçika'nın Flaman Kültür Bakanlığı, federasyonlara parayı ne için veriyor? Verdiği para personel parası. Verdiği paranın %80'ini personele kullanacak, %20'sini. Ben şu biraz önce açıkladım, 4 tane lokalimiz var. Elektrik, gaz, su, lokal kirası, bilgisayarlar, bu afiş ve benzeri şeyler derneklerimize veriyoruz dedik. Bunların karşılaması için. Özellikle derneklerimize para döneminde hiçbir şey yok. Hiçbir federasyon yok, Belçika'nın hiçbir yerine yok. Ama o verdiği personel, o derneğe, örnek derneğine, örnek vereyim, Gent Belediyesi'nin, Gent toprakları içerisinde faaliyet yapıyorsa, Gent Belediyesi'nin verdiği subsidiler var. Bunu o dernek için nasıl alabilir? Hangi tür projesi sunması lazım? Neler yapması gerekiyor? O prosedürü nasıl gerçekleştirmesi lazım? O konuda biz personel olarak o konuda yardımcı oluyoruz.
Yani normal şartlarda ben yıllardır bu federasyonun içerisindeyim. Sağda solda kahvehanelerde bile hepimizin arasında devamlı çıkamayasın. Bunlar oluyor. Ya bu federasyon şu kadar para alıyor, giyiyor. Böyle bir şey yok. Herkes, federasyon yönetimi de gönüllüdür. Personeli paralıdır. O da belediyede çalışan işçi nasılsa, burada çalışan işçi de ay sonunda edukatif derler burada, eğitici eleman olarak parasını alır. Belçika Türk Örnek Gönüllüğü bu kadar. Şimdi örneklerde yine gelelim. Biraz sonra Belçika Türk Örnekler ilgili sormak istediğiniz sorular varsa yine sorabilirsiniz. Ama önce ben size sizin buraya toplandığınız dernek konumunu söyleyeyim. Arkadaşlar bana ilk defa Bekir galiba, İbrahim abi, hatta İbrahim abi diyebilirim. İlk zaman geldi bana böyle bir dernek yapısı yapılacağını, yardımcı olabileceğimi, olabilmemi istedi. Ben de tamam dedim İbrahim abi, sorun değil. Çünkü zaten bizim federasyonumuzun ismi de söylüyor. Belçika Türk Dernekleri diye. Türk dernekleri ne kadar çok olursa o kadar. Paylaşım, kaynaşım, her türlü faaliyetlerde bulunabiliriz. Ve birbirimize kaynaşmak ve birbirimize beraber iyi faaliyetler çıkarmak, topluma yakışır şekilde bir şeyler yapabilmek için elimizden gelir. Zaten yapmaya çalışalım. Ondan sonra bunlar çalışmaya başladılar. Yönetim oluşturmaya çalıştılar. Sizleri burada ilk defa toplantıda zaten ben kendim gelmedim. Çünkü amacım etkilemek değil. Amacım sadece bilgilendirmek. Dedim önce siz kendiniz konuşun. Derneğinizi kuracaksanız o şekilde yardımcı olabiliriz. Sorun değil. Ve son aşamaya geldik. 2-3 defa bir araya geldik. Yönetim oluşturuluş şeklinde bir şey oldu. Bunu biraz sonra yazılı ekranda da göreceksiniz. Yönetimi tamamen kendinizin oluşturduğu veya uğraşan arkadaşların, görev verdiğiniz arkadaşların oluşturduğu bir yönetim. Yönetim değişmesi çok basit bir şey. Şöyle basit bir şey. Önce arkadaşlara görev verirsin, bakarsın. 1-2 yıl. Çünkü tüzükte yönetimin alacağı görevi, görev yılını belirlersin. Bir sefer. Bunu belirlerken 1-2-3 yıl. Bir yönetimin iyi çalışmasını veya iyi çalıştığını bilebilmeniz için en azından, geçmiş tecrübeme dayanarak söylüyorum, en azından 2 yıl bu kişilere görev verirsiniz. Ama bu demek değildir ki o 2 yıl içerisinde yönetim değişemez. Değişir. Genel kurulu toparlarsınız. Arkadaşım biz bu yönetimin yaptığı faaliyetlerde veya yapmadıklarını memnun değiliz. Yapmıyorlar. Biz aslında daha aktif bir dernek istiyoruz. Bu dernek faaliyeti daha çok faaliyetleri yapsın. Bizler bir araya getirsin. O zaman da değiştirebilirsiniz. Ama arkadaşlara herhangi kim olursa olsun beni hiç yapmıyor. Beni bağlamıyor. Çünkü sizi bağlayan bir şey. Siz kendiniz karar vermeniz lazım. Yönetimin 2 yıl boyunca veya 1,5 yıl boyunca çalışmasına bakarsınız. Hoşunuza gittiyse o şekilde. Ya o arkadaşları yeniden seçersiniz veya ne bileyim dersiniz ya bu arkadaşları yaptığı yeter. Tamam. Başka arkadaşlar buyursun gelsin. Bunlar da biraz özen göstersin ve örnek derneği için eline geldi yapsın. O sizin bileceğiniz iş. Bunlar mümkün. Biraz sonraki soracağınız soruları önceden tahmin edebildiğim için bunları söylüyorum. Şimdi size derneğinizin ön hazırlık yaptığınızda derneğinizin neler yapabileceğini veya neler yapması gerektiğini şartlara geçiyoruz. Arkadaşlar biraz belki arkadaki arkadaşlar göremez ama ben zaten Türkçe bunun tercümesini yapacağım için. Derneğimizin ismini Yeni Kapı Kültür and Solidarität Vereinigung Flamancası Yeni Kapı Kültür ve Dayanışma Derneği. Yeni Kapı Kültür ve Dayanışma Derneği olarak derneğimizin ismi geçiyor. Yani dernek demek burada biliyorsunuz vezetli. Vezetli demek gelir sağlamayan bir dernek demek. Bu demek değildir ki yaptığınız faaliyetlerde geliriniz olmasın. Öyle bir şey değil. Betevenin manası yoktur. Onların en büyük sınırı vardır burada. Zaten Brastik'in kurulduğumuzda ilk resmi şeyde ticaret mahkemesine bu biz statüler içeri verdiğimizde onlar mühür basarlar ve Brastik'in kağıt gelir hikaye içerisinde. Dediler siz kurum musunuz? Yani şirket misiniz, dernek misiniz?
Ona tekrar yazı yazarsınız resmi bir şekilde. Biz derneğiz. O zaman BTV'den şey kalıyorsunuz, mahrum kalıyorsunuz. BTV yapmıyorsunuz, yatırmıyorsunuz. Muaf olmalı. Muaf olmalı. Şimdi derneğin ismi duyduğunuz gibi yeni kapı kültür ve dayanışma bilgisayarında faaliyet yapamazsınız. Ama mecburen ticaret mahkemesi emrediğimizden dolayı aramızdan kendi emrediğimiz söylememiz lazım. Bunun yanında derneğin amaçları var. Amaçları geldi. Derneğin amaçları insanların entegre, emansipasyon, bütün ortaklaşa veya beraberce yaşayabilmesi için genel halkıyla beraber veya Mecmet'teki yaşayan halkla beraber bütün entegre faaliyetlerin üzerinde bir hakkı vardır. Birinci ismi bir daha söyleyeyim. Başkan. Arkadaşlar, Başkan Kurtuluş Göztürk. Kabul ederler. Başkan Yardımcısı. İkinci. Başkan Yardımcısı. Kabul edici. Kabul ederler. Kadir şu anda kendisi çalışıyor, evet, tam sürüyor. Bana söz veriyor. Gönlükte bana eğer başka yardımcılığı verilmezse hepsini bu akşam travma bedava getireceğiz. Evet, üçüncüye geldik arkadaşlar. Bir şey söyleyelim mi? İnşallah Kadir abi beğenmektir. Kurtuluş Kavgı'nın Türkiye'de olduğu için eşiyle beraber toplantı delegatlar olmuştu. Sinan Doğan'ın belli ki bir olay olduğu nedenle katılamadı. O da var bir tamam. Hollanda sorumlusu? Sinan Doğan. Fransa'dan sorumlu? İbrahim Avcı. Fransa. Türkiye'den sorumlu? Erol Top. Şu anda projesinde değil, programda. Bizim bünyemizde bulunan
Derneklerimizin hepsi. Kendileri katkıda bulunması. Katkı derken maddi destek değil. Mesela bizim şu anda düşüncelerimizden bir tanesi valilikle beraber en azından 10 tane derneğin yapacağımız için 50 tane biz ödül vermek istiyoruz. 10 tane veya 12 tane yer bölgesinde ilk gelen nesilden kalan, şu anda yaşayabilen abilerimiz, amcalarımız, dayılarımız, bunlardan bildiklerimiz var, bizlere bildirin. Onları valilikle, onlara vali tarafından buraya gelip de iyi yetenekli olur. Burada 40 bin hayat mücadelesi verir. Kazanmış kazandıran. Sadece kazanan değil, kazandıran. Ne için ödedim de kazandıran. Bu insanlar tespit edilir. Bir yardımcı olur. Yapacağımız seneye sonra sinemasında 2 gün boyunca derneklerimize çok yap veriyoruz. Orada kendi yaptıklarını yapacakları faaliyetleri anlatmak. Kültür faaliyetlerimiz orada. Zaten burada dekine güveniyoruz. Sizin derneğinizde bize yardımcı olacağını tahmin ediyoruz. Yapacağımız 50. yıl faaliyetlerini demek istediğim kısacası. Tek Belçika Türklerine kendimizin kurusu bakmayın. Çünkü bu hepimiz Belçika'ya göç eder. Gelir, gelir mi? Annelerimizin babalarımız var. Buradan yönetici olup, olmadığı için herkesin görev kurucu, katkıda faaliyetlerini sunmak, katkıda bulmuşlar, katkıda sağlamak. Bunun için şu anda ben son yani programımız var. Yani gördükleri de bunun içerisinde dahil olduğunu söylüyorum. Hem yine teşekkür ederim. Tamam mı? Hayır, teşekkür ederim.